Afganistan olurdu. Eyüp Bey, niçin kaçıyorsun sen? Kapat! Araştırma yapamazsın. Hangi TV'de? Şehitlerin kanı üzerinden birilerini sömürmesi doğru. Geçiş başta aşağı gerçekten yansıdı. İyi akşamlar. Haber'in kanalı A Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanan Deşifre programından merhaba. Deşifre'de bu akşam 7'den 70'e herkesi ilgilendiren önemli bir gıda sahtekarlığını ortaya çıkaracağız. Konumuz şifa kaynağı mucize yiyecek bal. Bal, insan elinin değmediği, tatlandırıcı, renklendirici, koruyucu gibi herhangi bir katkıya ihtiyacı olmayan tek gıda maddesi. Ama ne yazık ki gözünü para hırsı bürümüş sahtekarlar sonunda balın da tadını kaçırmayı başardı. Üstelik bu sahtekarlık öyle gizli kapaklı falan yapılmıyor. Televizyon reklamlarıyla halkın gözüne baka baka yapılıyor. Ve her ne hikmetse kimse ortaya çıkıp bu sahtekarlığa dur demiyor. Deşifre'de bu akşam uzman konuklarımızla birlikte sahte bal vurguncularının ipliğini pazara çıkaracağız. Ancak önce konuyla ilgili bandımızı izliyoruz. Deşifre, yıllardır kamu sağlığını tehdit eden gıda terörüne karşı halkı bilinçlendirici yayınlar yapıyor, gıda vurguncularının foyasını ortaya çıkarıyor. Deşifre bu kez de glikoza bal esansı karıştırarak piyasaya süren sahte bal üreticilerini mercek altına alıyor. Bal, üretimi oldukça zahmetli, aynı zamanda şifalı bir gıda maddesi. Balın birçok hastalığı tedavi edici özelliği olduğu tıp çevreleri tarafından da kabul ediliyor. Balın şifa kaynağı olduğu Kur'an-ı Kerim'de de açıkça dile getiriliyor. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar, onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır. Nahl Suresi 68-69. Şifalı gıda maddesi özelliğinden dolayı bal tüketimine olan rağbet gıda vurguncularına da fırsat doğuruyor. Yapılan araştırmalara göre bazı üreticiler glikoza bal esansı karıştırarak ya da arının üretmiş olduğu balın içerisine gramaj arttırmak için çeşitli kimyasallar karıştırarak gerçek balmış gibi piyasaya sürüyor. Deşifre ekibi, %100 doğal ve Tarım Bakanlığı'ndan onaylı ibaresiyle İstanbul genelinde satışa sunulan 10 farklı firmaya ait balları, Tarım Bakanlığı tarafından referans kabul edilen Türk Lab'da analiz ettirdi. İpek kavanoz, bu marketten bal aldık. Şimdi başka bir markete geçiyoruz. Şu an başka bir marketteyiz. Buradan da 4. numunemizi alıyoruz. Bal. Marketten de 95 gram bal aldık. Peki analizlerde hangi şok edici sonuçlar çıktı? Acaba bal yerine vatandaşa ne yediriliyor? Sahte ballardan elde edilen haksız kazanç kimlerin cebine gidiyor? Dahası bile bile vatandaşın sağlığıyla nasıl oynanıyor? Gerçek bal sahtesinden nasıl ayırt edilir? Deşifre ekibi olarak piyasadan toplanan 10 numuneyi Türk Lab olarak analiz ettik. Cuma günü çarpıcı sonuçları canlı yayından Deşifre'de açıklıyoruz. Çok çarpıcı dosya şimdi Deşifre'de.